Selamlar, İsveç'te yaşam videosunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. İsveç'te oturum ve çalışma izni prosedürleri, kiralar, sosyal yaşam, ehliyet, araba alma, tüm bu konuları konuştuğumuz videoya başlıyoruz. Para konuşmaya başladık. Market fiyatları, yemek fiyatları, biliyorsan tütün fiyatları, içki fiyatları. Hani duyuyoruz, İskandinav ülkelerinde alkol yüksek vergiler var. Danimarka'da 18 adet Heineken birayı 40 Danimarka kronuna aldım. Ama bunun 18 kronunu depozit olarak geri alacağız. Dolayısıyla 22 krona, yaklaşık o da 3 euroya tekelden dışarıdan nettodan marketten bira aldık. Yani bana depozitoyu düştüğün zaman burada aşırı yüksek gelmedi. İsveç'teki durum nedir? Özellikle son senede market, yani şöyle bir bilgi var. Geçen seneyle bu sene arasında %30 bir market fiyatlarında enflasyondan bahsediliyor. Yani yiyecek içecek anlamında. Alkolle de keza benzer fiyatlar var. Genel anlamda pahalı bir yer. Yani dışarıdan market alışverişleri de pahalı. Sebzeler pahalı çünkü birçok sebze zaten öyle farklı ülkelerden geliyor. Bir iki malzeme var mı? Hani domatesin fiyatı şu, biranın şu gibisinden hatırladığın herhangi bir şeyin fiyatı var mı? Patates. Patates istisna çünkü patates ve soğan o İsveç'te hani yetişebilen nadir sebzelerden olduğu için onlar keza biraz daha uygun diğerlerine nazaran. Yani net bir fiyat veremem şu an herhangi bir kaleme dair. Alkole dair ilginç bir bilgi var. Aslında başka Norveç'te de var galiba bildiğim kadarıyla. İsveç'te Systembolaget denilen bir düzen var. Bu düzen bu sadece bir tekel ve alkolü dışarıdan sadece bu tekellerden alabiliyorsun. %3,5 altındaki alkol oranı olan biraları normal marketlerden de alabiliyorsun. Ama %3,5'un üzerine çıktığı andan itibaren her şehirde, kasabada, bazılarında bir, bazılarında birden fazla bu Systembolaget denilen tekel yerleri var. Oraya gidip almak zorundasın. Bunların belli açılış kapanış süreleri var. Pazar günü kapalı, cumartesi günü sadece öğlen 2'ye açık gibi. Yani öyle canım istedi ben gideyim de bugün buradan bir şey içeyim olmuyor. Genelde insanlar stokçuluk yapıyor mesela. Hani alıyor, dolduruyor, ihtiyacı olduğu zaman içiyor gibi. Alkol genel anlamda pahalı. Biranın tabii yine dışarıdan geliyor ya da İsveç birası olmasına bağlı değişebilir ama en ucuz bira, yanlış olmasın, 30 sek falandır, 33'lük. O da 2,5 euro falan yapıyor. Bu tekel fiyatı. Mesela Macaristan'da 50'lik bira 60 centten başlıyor indirim zamanları. İşte 80 cent, 1 euro markasına göre devam ediyor. Dönelim balkondaki sohbetimizin yarım kalan kısmına. Şey demiştim, eş durumuyla geldiğinde burada oturum çalışma izni alabiliyor. Evli olmasa, sevgili olsa, hem cins veya karşı cinsle beraber yaşadığını, ilişkide olduğunu kanıtladığın sürece o izni alabiliyor. Peki bu süreçler nasıl işliyor? Atıyorum Amerikan filmlerinde görüyoruz. Bir denetçi geliyor, gerçekten beraber yaşıyor mu? Hani, bu tarz şeyler duyuyor, duydun mu hiç etrafında? Bir de hani, o prosesler nasıl oluyor biraz? Sambo meselesinde böyle bir şey duydum. Yani denetçi gelip denetlemiyor ama işte sosyal medyasına bakıyorlar ya da işte bazı belli başlı kanıtlar istiyorlar gibi dedikodular duydum ama emin değilim doğru olup olmadığına açıkçası. Şöyle bir detay var, hani az önce şeyden bahsediyorduk işte çalışma ve oturma iznini 2 senelik geçici olarak alıyorsun, çalışma hakkını veriyor sana. Fakat İsveç'te mesleğine bağlı olarak eğer dile bağımlı bir mesleğin varsa herkesin İngilizce konuşuyor olmasına rağmen İsveççe arıyorlar iş vermek için. Ve şöyle bir yeni bir gelişme oldu. Son dönemde muhafazakar bir hükümet geldi İsveç'e de. O yüzden şartları da bir tık zorlaştırmaya başladılar diye duydum. Son yeni geçen yaz olan bir güncellemeye göre normal şartlarda sen Gizem'le evlisin, geldin İsveç'e, senin üzerinden gelindi, Gizem iş bakıyor. Eskiden 4 sene, ilk 2 sene geçici, ikinci 2 sene de geçici, 4 senenin ardından kalıcıya başvurabiliyordun. Ve sen de başvurabiliyordun ve Gizem de senin üzerinden kalıcı alabiliyordu. Ama yeni yapılan güncellemeyle artık Gizem'in de belli bir bürüt maaş alması ve sabit maaşlı bir iş bulması gerekiyor. Yani senin üzerinden artık ona kalıcı izin verilmiyor. Onun da
memlekette bir destek çıkması gerekiyor. Vergi istiyorlar yani. Aslında Macaristan'da bu durum benzer. Şu an yeni bir göçmenlik kanunu çıktı. Onaylanan kanun daha tam metin olarak yayınlanmadı. Yani bilmiyoruz ama gelen haberlere göre mavi yaka ve beyaz yaka olarak ayrılıp mavi yakaya eş durumundan oturum çalışma iznini kaldırdılar. Kalıcı oturum alabilmesini anladığım kadarıyla kaldırdılar. Fakat beyaz yakada çok bir değişiklik yok. Ocak ayında bununla ilgili bir video çekeceğiz yeni yasayla ilgili ama anladığım kadarıyla muhafazakar hükümetlerin getirdiği kurallar benzer. Çünkü evet. Macaristan'da da aynı. Şu an Hollanda'da da benzeri konuşuluyor. Anladım. Peki, bunu herkese soruyorum. Sana da soracağım. Böyle ırkçılık olarak yorumladığım bir şey yaşadın mı? Bir olay yaşamıştım. Tam olarak ırkçılık olup olmadığını da bilmiyorum ama küçük bir rahatsızlık hissetmiştim yani. Hani İsveç'te hissettiğim nadir rahatsızlıklardan. Bu arada hani burada bir memleketi ırkçı olarak kesinlikle suçlamıyoruz. Her memleketin iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Irkçısı da vardır, liberali de vardır. Bu bazı bölgelerde daha yoğun yaşanabilir, bazı bölgelerde daha az. Yani... Evet evet, memleketi tamamen şey yapmak doğru değil bence de. Bir insan olmuştu işte. Şimdi işte ondan da bahsedebilirim, araya koyabilirim. Ehliyeti yenilememiz gerekiyor. Hı hı. Türk ehliyetiyle gittiğin zaman İsveç'te bir sene o ehliyeti kullanma hakkın var. O bir senenin ardından İsveç kurallarına uygun bir şekilde ehliyet alman gerekiyor. Sıfırdan sınava girmen gerekiyor. Evet, hatta uzun ve meşakkatli bir süreç. 4-5 aşamalı bazı şeyleri geçmen gerekiyor. Neyse, bu aşamaları geçtikten sonra birinde işte en son pratik sınava girdim. İlk sınavımdı. Orada ilk başta zaten ama hani kadına günaydın dediğim an karşılığında aldığım cevaptan kaldığımı hissetmiştim böyle. İsveççe günaydın dedim ama sonra o İsveççe devam etmeye başladığında ben İngilizce devam etsek olur mu dememe rağmen bir süre İsveççe devam etti. Sadece şey İngilizce sordu. Nereden biliyorsun dedi. Türkiye'den dedim. Sonra İsveççe konuşmaya devam ettim bir süre. Arabaya bindik. Arabanın bütün özelliklerini İsveççe anlatmaya devam ediyor. Ben gerilmeye başladım zaten. Hani bu sınavı İsveççe mi yapacağız acaba diye. Sonra o gerginlikle de ilk sınavından kaldım bu arada zaten. Sadece o an bir artık ırkçılık, bilmiyorum doğru olur mu onu öyle söylemek ama bence o an bir rahatsızlık hissetmiştim. Ya, ama sonra o insan hakkında başka bir arkadaş da yine benzer bir şekilde bir tepkide bulunulmuş gibi bir şey duydum. Hı hı. Yani şeylere uyuyordu. Anlatılanlara karakter olarak. Tabii bu ırkçılık da olmayabilir. Evet, yani kadının belki o gün bir meselesi vardı, bir canı sıkkındı ya da... Veya tepki de olabilir. Mesela onu duyuyoruz. Şu an İsveçlilerin hani bu devam eden NATO sürecinden dolayı Türk ve Macarlara biraz kırgın olduğunu duyuyoruz. Evet, bir kere şey, çok bir Airbnb'de kalmıştık. Çok yaşlı bir amca şey... Bizi niye NATO'ya almıyorsunuz diye bana böyle bir serzenişte bulunmuştu. ama daha böyle şaka yoldu sonrasında, hani yine güldük ettik ama içten içe uyuz olduğunu bilmiyorum. Hani son dönemde olan bu İsveç-Türkiye arasındaki kızışmanın etkileri olmuştur mutlaka ama ben bireysel olarak çok bunu yaşadığımı söyleyemem yani. Hani bu tek bir olay dışarısında yaklaşık 3 sene boyunca herhangi bir ırkçılık hissetmedim açıkçası. Yani zaten devletler arasındaki çekişmelerin halka yansıması çok azdır. Atıyorum ben hangi Yunan'la konuşsam komşu, neighbor, brother gibi hitaplarla bize hitap ediyor. Şu ana kadar birçok Yunan adasına gittim, Anakarası'na gittim. Hiçbir ters bakış, hiçbir ters söz, hatta bilenler Türkçe'de konuştu. Yani bu devletler arasındaki çekişme genelde şeye yansımıyor. Halklara. Sadece birkaç YouTube videosunda Ermenistan'da böyle çok beğenmediğim görüntüler görmüştüm. Yani YouTuber merhaba diyor, neresin? Türk'üm dediği an arkasını dönüp gidiyor gibi olaylar. Okey, bye diyor resmen. Aynen öyle. Ama evet, yani bu senin yaşamını etkileyecek mertebeyi bırak. 3 senede bir görebileceğim bir olay. Evet, evet. Tamam. Evet, şimdi biraz çocuğu olanlara yönelik birkaç soru sormak istiyorum. Hani yine de bildiğin kadarıyla anlat. Çocuk sahibi olun. Bu annelik babalık izni.
bu izinler süresinde ne kadar maaş alıyorlar, çocuğun ne gibi hakları oluyor gibi konularda ne kadar bilgim var? Ya İsveç'in en cazip noktalarından biri bu. Çevrede de bunu gözlemle bir şansım oldu. Gerçekten çocuk yapmak gibi niyeti olan insanlar için İsveç gerçekten belki de dünyadaki en iyi ülkelerden biri olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam 480 günlük bir ebeveynlik izni veriliyor ve bu 480 gün bir tam uçursun olarak eşit de gün sayısı olarak ayrılıyor anne ve babaya. Hı-hı. Hatta İsveç'te videolarda falan çok fazla çocuklarıyla ilgilenen babalar çekilir, atılır hep. Bu aslında buradan geliyor. Ve bu ebeveynlik izni süresince de yanlış olmasın ama sanırım aldıkları maaşın %80'ine yakın bir destek alıyorlar. Yani eğer karakterlerden biri çalışıyorsa diğerinin %80 aldığı maaşla dönmeye devam ediyor o evin hikayesi. Ama bu arada 480 günü çocuk 12-13 yaşına gelene kadar alabiliyorsun. Yani direkt ilk doğduğu andan itibaren almıyorsun da atıyorum çocuğun ilkokul müsameresi var ve sen o gün gitmek istiyorsun. Onu da ebeveynlik iznine yedirip oradan kullanabiliyorsun yani. Bir çocuk yaptığın zaman önümüzdeki 12-13 sene içerisinde kullanmak üzere devlet sana 240 gün, eşine de 240 gün izin veriyor. Evet. Mesela Macaristan'da... Çocuk başı mı? İki çocuk olursa çarpı iki. Güzelmiş. Macaristan'da da durum şu şekil. 2 sene annelik izni var. İlk 6 ay maaşının 1.2 katı. Sonraki 6 ay maaşın kadar. Sonraki 6 ay asgari ücret. Sonraki 6 ayda 200-250 euro gibi bir ücret. Hı. Babanın da 2 ay izni var. Annenin izninin 8 ayına mı 9 ayına mı ne baba alabiliyor. Ardındaki motivasyon aslında ailelere bu kadar fazla izin verilmesinin durumu. Hani Macaristan'daki durumu bilmiyorum ama Türkiye'de de daha güney ülkelerinde bir çocuğu böyle sülalece yetiştirme var. Anneannesine, dedesine, babaannesine bırakırsın. İsveç'te böyle bir şey yok. İsveç'te herkes kendi yağıyla kavruluyor. Anneler, babalar yani daha doğrusu anneanneler, babaannelerin de öyle bir sorumluluk hissi yok yani. O yüzden anne baba bakıyor çocuğa. O yüzden de devlet de tamam sen çocuğuna bak diye o zamanı ona veriyor. Aslında biraz kültürel, toplumsal ve kültürel sebeplerden de bu haklar doğmuş gibi geliyor bana. Macaristan'da iş biraz farklı. Macaristan içinde 9,5, dünyada 10,5 milyon Macar var. Nüfusları hızlı bir şekilde azalıyor. Bundan dolayı devlet bunu çıkardı. Artık bir çocuk yapana 30 bin euro 5 sene sonra ödemeli çok düşük faizli kredi veriyor. 2 yapana faizsiz kredi veriyor. 3 yapana hibe veriyor 30 bin euroyu. Yani bu nüfusun yok olma tehlikesiyle alakalı. Hmm. Ehliyet dedim. Ben biraz daha açmak istiyorum orayı. Almanya'daki arkadaşlarımız, hatta birçok ortak arkadaşımız 1500, 2000, 2500 euro masraflardan bahsediyor. Bir arkadaşımızın 5-6 kere kaldığını biliyorum sınavdan. Hı. Mesela bir arkadaşımızın sürücü kapısını sol elle açtığı için kaldığını biliyorum. Çünkü sağ elle açıp arkayı kontrol etmen gerekiyor. Aslında Türkiye'de var ama bundan dolayı sınavdan bırakmıyorlar seni. Birazcık daha detaylı. Benim tecrübelerime göre sınav, özellikle pratik sınavdan bahsediyorum. Sınavı geçmek kalmak gerçekten şey çok bağlı. Gözetmene, sınavı yapan gözetmenin inisiyatifine çok bağlı. Bir de benim avantajım ki ben avantaj dememe rağmen iki kere de aldım. Küçük yerlerde girdiğin zaman geçme oranları biraz daha yükseliyor ama büyük şehirlerde geçme oranlarının çok düşük olduğunu biliyorum. Ama küçük yerin olayı trafik kurallarının görece biraz daha az karmaşık olması diyebilirim. Anladım. Çünkü yeri yolunu biliyorsun az çok. Ama Stockholm gibi daha büyük şehirlerde çok daha fazla ve karmaşık bir düzen var. Büyük şehirde araba kullanmak zaten daha karmaşık olduğu için gözetmenler de biraz daha zorluyor anladığım kadarıyla. Geçme oranlarının çok düşük olduğunu biliyorum genel anlamda. Switch ne kadar total? Sanırım 6 ay ile 8 ay arası sürmüştü. Genel anlamda benim gibi gelen insanların alma süreçleri. Bu 4 aşamadan oluşuyor. İlk başta risk 1 denilen bir bilgilendirme süreci var. O bilgilendirme süresince işte alkollü araç kullanmayın gibi böyle yarım gün bir bilgi veriyorlar genel anlamda. Sonra risk 2 diye bir uygulama var. Aslında o çok yararlı bence. Buzda kaydırıyorlar arabayı. Yani özel bir araba var, o arabaya biniyorsun ve gerçekten İsveç'in zor şartlarında
araba kullandığında ya da işte kayarsan, ne kadar hızla gidersen nasıl kayar arabayı direkt uygulama olarak gösteriyorsun. Bir İzmirli olarak bu konu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Evet, evet. Yani hani şey dememek lazım. Ben 20 senedir araba kullanıyorum, cebimden çıkarırım, öyle bir şey yok. Çünkü o ülkenin hani araba kullanmayı pratikte çok iyi biliyor olsam bile o ülkenin kuralları değişebiliyor. O yüzden ona göre araştırmak gerekiyor ki ben de birkaç kere şey dersi almıştım. Hani Türkiye'de 10 senelik ehliyetim olmasına rağmen orada yine de bir sürüş kursu almıştım birkaç seanslık. Orada bir sürü şey öğrenmiştim hani Türkiye'deki duruma göre daha farklı olan. Mesela ekolojik sürüş diye bir şey var. Ona çok dikkat ediyorlar burada işte. Motor freni yaparak dur ki hem cebine ekolojik hem de doğaya ekolojik olsun. Ve buna dikkat ediyorlar mesela sınavda gerçekten. Çok yavaş gidersen de kalabilirsin. Çok hızlı gidersen de kalabilirsin. Sınavda aragaz veremezsin. Yok. Ben hani ilk sınavımda hakikaten çok yavaş gittiğim için de kaldığımı söylemiştik. Kalma sebeplerimden biri olarak mesela. Araba fiyatları ve araba alım sürecine girmeden bir de bu ehliyet için total ödenecek masraf nedir? 500 ve 1000 euro arası olsun. Evet. Almanya'ya göre o zaman bir tık daha ucuz kalıyor. Benim de Almanya'daki arkadaşlardan duyduğuma göre hem daha ucuz hem de Almanya'daki kadar zor olmadığını duydum İsveç'ten. Ama Almanya'ya karşı yani bir fikrim olmadığı için çok savunamam. Öncelikle kazasız belasız kullanan arabanın hayırlısı olsun. Araba alım süreçleri, mesela şu an Türkiye'de araba dedim mi ikinci el B sınıfı bir şey 1 milyon TL'den başlıyor. Ve almak alım gücüyle çok zorlaştı. Soruyu iki şekilde soracağım. Bir, araba alma süreçleri nasıl? Kredili mi aldım? Kredi süreçleri nasıl? İki, İsveç'te kazandığın parayla araba alma kolaylığı nasıl? Araba almanın ikinci elden bahsediyoruz diye düşünüyorum. İki tane seçeneği var. Biri elden alabiliyorsun kişiden. Diğeri de şirketlerden. Şirketler komisyon koyarak ya da işte ekstra garanti bir şeyler koyarak satabiliyorlar. Şirketlerden alınan biraz daha pahalı oluyor tabii. Ve arabanın tabii ki modeline göre de değişik giderleri oluyor. Eğer yani çok ucuza da araba alabilirsin ama o araba seni uğraştırır. Eğer teknik bilgin yüksek ve ben arabadan anlarım yaparım diyorsan gerçekten ucuza bir araba alıp bozuldukça da tamir edip yolunu bulabilirsin. Ama benim örneğimde şöyle bir durum vardı. Ben zaten Türkiye'de de çok fazla araba delisi bir insan olmadığım için yeni bir ülkeye gelmişim. İşte hava çok soğuk ve en büyük risk hayvanlara çarpmak. Çok böyle 1,5 tonluk geyikler çıkabiliyor ki çıktı karşıma daha önce. O yüzden böyle o ülkenin durumlarını kotarabilecek bir araba. Ve biraz da yüz düzgün yani hani garantisi olan bir şey aldım. İkinci el olmasına rağmen mesela 2 senelik garantisi olan bir araba tercih etmiştim. Bende şöyle bir durum oldu kredi seçeneğinde de. Hatta sonra başka arkadaşlarla konuşurken bunu sormak gerekiyor galiba bankalara. Ben de ana parayı ikiye bölüp işte x kadar paraysa x bölü ikisini 3'e böldüm. 3 seneye böldüm yani şu zamana kadar. Şimdi o yarısını 3 sene boyunca ödüyorum. Gelen kalan yarısını da ya 3 senelik yeni bir krediyle ödüyorsun ya da arabayı satabiliyorsun. Bu, elden çıkarabiliyorsun. Open and close that contract dediğimiz araba alım şekli mi? Evet. Ama bunun dışında genel anlamda ev için de geçerli. %15'lik bir nakit para vermen gerekiyor. Bir de şirketlerden aldığında genel anlamda yaklaşık 3 aylık bir geriye dönük aylık maaş borcunu görmek istiyorlar. Belli bir sabit maaşın olduğunu görmek için. Bugün, bu da kredi vermek için. Ghostwood'da yaşayan arkadaşımız şundan bahsetti. Danimarkalılar çok fazla sigorta yaptırır. Köpeklerine sigorta, bavullarına sigorta, evlerine sigorta, eşyalarına sigorta. Bir İsveç'te bu araba sigortaları nasıl, ekstra sigortalar, kasko gibi şeyler var mı? Yani araba sana ne masraf çıkartıyor? Benzin kaça doluyor? Benzinin litresi en son yaklaşık 20 sek civarındaydı. Onun dışında sigorta kültürü var sanırım ama mesela bir eve taşınılacağı zaman ilk taşındığım evde mesela şey istemişlerdi. Anahtarı vermeden önce zorunlu işte sigorta yapman gerekiyor evdeki değerli eşyalar. Ev bomboş olmasına rağmen. Evdeki değerli eşyalar için bir sigorta yapıp ondan sonra sana anahtarı vereceğiz demişti. Bu ilk kaldığım yer emlakçı bir şirket üzerinden olduğu için. Öyle bir şey
şart koşmuşlardı. Arabalar için de keza, ya genelde zaten bankalar bu gibi sigortaları veriyor. Şey diye duymuştum, benim herhangi bir evcil hayvanım yok ama evcil hayvanlara da özellikle sigorta yapılması gerektiğini söylüyorlar. Orada zararlı sigorta varmış. Arkadaşımda köpeği var. Yaptırıyorlar seni. Trafik kurallarından da fark örneklerin var mı? Ben bir örnek vereyim. Macaristan'da alkollü araba kullanma limiti 0. Bir gece önce 3-4 kadeh yüksek alkollü bir şey içen sabah ehliyeti kaptırabiliyor. Evet, aynı şekilde. Bu tarz ekstrem farklar. Bu da yani İsveç'te de bu böyle. Hatta ben gözlemledim, ben de dikkat ediyorum zaten. Hani bir gece önceden eğer alkolü biraz fazla kaçırdıysan, ertesi gün hani yarım saat 40 dakikalık bir yol gideceksen insanlar içmiyor. Hı hı. Bir gece önceden ya da gitmiyor o yola ertesi gün. İçiyorlarsa. Trafik kuralları bayağı aslında sıkı. Yani ehliyeti direkt kaptırabiliyorsun mesela hız sınırını aştığın zaman. Şimdi normal şartlarda aslında map'te bile görebiliyorsun. Radar var diyor. Bazı yerlerde fix radarlar var. Hı hı. Aslında bu insanları hani yakalamak için değil, hızlarını sabit bir önlem amacıyla konulan bazı radarlar var. Bir de şeyi duydum. Hareketli radarlar, böyle tak diye kamerayı çıkarıp şak diye fotoğrafını çekip senin hızını görebilen radarlar olduğu söyleniyor. Benim hiç karşıma çıkmadı ama atıyorum 120 ile hani Türkiye'deki gibi bir şey yok mesela, %10 120 ile gidiyorsan 125 ile ceza yiyebilirsin. Oh. Ve hatta yine bunun ehliyet bilgilerim biraz köreldi şimdi, cezaların tam olarak şeyini hatırlamıyorum ama ehliyeti almaya ve çok ciddi, eğer alkollü araç kullanırsan hatta birini öldürmeye kastetmekten bile aslında yargılanabiliyorsun. Hapse kadar. Evet, hapse kadar gidebiliyor. Zaten alkollü kimsenin araba kullanmaması lazım, hangi ülke evet. Olursa olsun. Sorularımızı cevapladığın için teşekkür ediyoruz. Eminim ki bu videoyu izleyenlerden bir kısım İsveç'e başvurmak istiyordur, gelmek istiyordur. Sana tavsiye eder misin diye bir soru sormayacağım. Çünkü her insanın İsveç'e bakışı ayrıdır. Hı hı. Fakat buraya gelen insan, buraya gelmeye uygun olup olmadığını, burada mutlu olup olmayacağını nelere bakarak karar vermeli, nereleri okumalı veya neye dikkat etmeli? Ya bence en başta yani tek başına geliyor olsan da, çift olarak geliyor olsan da, burada arkadaşların olsa da yalnız kalmaya okey olman gerekiyor. Yani bu bir noktada karşına çıkacak çünkü. Yani kendi yalnızlığınla ve kendinle zaman geçirmeyi göze alman gerekiyor. Hani daha önce bunu hiç yaşamadıysan burada çok büyük ihtimalle yaşayacaksın. Yaşadıysan burada da farklı bir rengini yaşama ihtimali olabilir. O yüzden ben mesela ilk gelmeden önce o yaşayan arkadaşıma sorduğumda hatta özellikle negatif şeyleri duymayı daha çok istedim ki göze alabilecek miyim bunları? Yani benim verdiğim kararda ben bunu göze alırım diye geldim. O zaman tavsiye biri şu olarak anlayabilir miyiz? Olabilecek en kötü şeyleri araştırın. Karşıma çıktığım zaman beni ne derece etkiler? Evet. Ya bir de şey gibi psikoloji oluyor. Açıkçası bende de öyle vardı. Hani Türkiye'de insanlar işte buralarda burnout diyorlar. Hı-hı. Özellikle İsveç'te çok meşhur bir terim. Ama ben Türkiye'nin %90'ının öyle çalıştığını düşünüyorum zaten. Hani burnout durumuyla ben neresi olursa olsun buradan gideceğim ve gidince de mutlu olacağım gibi bir illüzyona düşebiliyor. Yani doğruluk payı da var, tam olarak gideceğim değil belki bu ama hani çıkarkenki psikolojinin neresi olsun oluyor ama geldikten sonra aslında tam olarak öyle değilmiş gibi o yüzleşme çok sert bir şekilde yaşanıyor aslında. Yani biz Türkler yalnız kalmayı çok seven bir millet değiliz ama Covid'de bir miktar alıştığımızı düşünüyorum. Ya evet, hani kendinle zaman geçirmeyi göze alman gerekiyor buraya gelirken. Eğer mesela hobin dışarıda arkadaşlarınla sürekli bir yerlere gidip bira içip sosyalleşmekse bu hem maddi hem de manevi olarak çok zorlayabilir İsveç'e gelmeyi düşünen bir insan. Çünkü hem maddi olarak bunu karşılayamaz, çok iyi bir maaş alıyor olsan bile, hem de zaten toplum bu şekilde işlemiyor. Tabii ki çıkıp gezme ve arkadaşlarla oturma durumları var ama güney ülkelerinde olduğu kadar çok fazla değil. O yüzden bence esas olarak bu soruyu sorup hani ben gerçekten kendi kendimle ya da işte ailemle, dostumla evde zaman geçirmeye okey miyim? Bunun cevabını iyi düşünmek gerekiyor bence. Hiç geldiğinde pişman olmaya yakın bir yanın oldu mu? Yok.
O zaman senin için doğru bir tercih. Bakış açısıyla da alakalı bu durum ama çok yoğun özlem hissettiğim, çok yoğun şeyler hissettiğim zamanlar oldu ama pişmanlık duymadım ya. Yok, hiç pişmanlık duymadım şu an. Bir de bu bahsettiğin kendinle vakit geçirebilme olayı aslında o doğup büyüdüğün çevreden uzaklaştığın her yer için geçerli. Kesinlikle, kesinlikle. Bu mesela Macaristan Türkiye'ye çok yakın bir kültür olmasına rağmen sonuçta doğup büyüdüğün çevre orada olmadığı için yine aynı durum oluyor. Evet, kuzey ülkelerinin ekstra durumu belki de insanların genel anlamda toplumsal olarak da Macaristan'ı bilmiyorum ama Portekiz'de ya da işte Türkiye'de insanların öyle bir kültürü var. İşten sonra çıkalım gidelim bir bira içelim. Macaristan'da da benzer. Ha, yani ilk başta belki zorlanırsın başka bir kültüre gittiğin zaman ama onu yavaş yavaş bulabilirsin. Hani İsveç'te o kültür olarak var olan çok da bir şey olmadığı için insanlar genel anlamda evlerin mesela evden eve gitmeler çok olabiliyor. Bu zaman o zaman Danimarka gibi hani hem hygge kültürü var hem de mesela Türk arkadaşlar daha çok yine Türklerle takılıyor evlerde gibi bir durum da olabiliyor. Yani evet, Türklerin Türklerle takıldığı da olabiliyor ama hani atıyorum bir İsveçli'ye de yakın olduğun zaman o da senin evine çağırıyor ya da sen çağırınca da geliyor. Hani insanlar galiba ekonomik olarak da bunu önceliklendiriyor çünkü dışarıda yeme içme gerçekten çok pahalı, o yüzden hani buluşulacaksa bile o zaman ben sana geleyim sen bana gel. 45'i gördüğüm bir şehirden eksi 35'i gördüğüm bir şehre yani 75 LFT'ye alıştın mı? Alıştım desem yalan olur ama benim soğukla aram çok kötü değil. Soğukla aram iyi açık konuşmak gerekirse. Karanlık çok fena iklim konusunda yani. Yani soğuktan öte karanlık bence bu birçok şeyin depresyonun, intihar vakalarının falan arkasındaki hikaye bundan kaynaklanıyor. Gerçekten etkiliyor mu? Hani tamam İzmir'de Macaristan'da 3-4 gün hava kapalı oluyor. Yok. Dördüncü gün güneş açınca sokağa fırlıyorsun, rahatlıyorsun. Hı hı. Bu böyle 20-30 gün olunca nasıl hissediyorsun? 20-30 günden de fazla sürebiliyor yani. Özellikle İsveç'in neresiyle gittiğinde de alakalı. Benim yaşadığım kasaba biraz daha güneye yakın bir yer olmasına rağmen yine de sabah 9'da doğan güneşin öğleden sonra 3-4 gibi battığı bir durum var. Bu arada doğan güneş dediğimde eğer çok şanslı değilsen gri oluyor zaten hava bulutların arkası. O yüzden neredeyse hiç bir gün tam olarak gün olarak yaşanmıyor. Yani gri'nin 50 tonu olarak yaşıyorsun. Ucundan burada deneyimledik onu. O kadar sert olmasa da. Peki bunu nasıl aşıyorsun? İşte o hobilerin mi? D-vitamini. Bayağı meşhur. İnsanlar D-vitamini kullanıyor bayağı. Tabii bu yaşam tarzını da etkiliyor soğuk. Evet. Dışarı çıkasın gelmiyor. Oktay'cığım sorularımıza cevap verdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle hayırlısı olsun. Umarım orada istediğin hayatı, istediğin ev ve koşullarda yaşarsın. İzleyicilerimiz için veya İsveç'i düşünenler için son vermek istediğim bir mesaj, söylemek istediğim bir şey var mı? Birçok şey kişiye bağlı. Yani İsveç'i cazip bir ülke yapan az önce de konuştuğumuz gibi. Yani eğer yeni evli ya da çocuk sahibi ya da yeni bir çocuk sahibi olmuş bir aileden bahsediyorsak gerçekten çok cazip. Tavsiye ederim çünkü özellikle özel yaşam ve iş yaşamı arasındaki denge gerçekten hayranlık verici. Hatta şöyle bir şey de hissettim ben buraya geldikten sonra. Hani bir kere İskandinavya'nın tadına baktıktan sonra çalışmadan bahsediyorum. Başka bir ülkeye gitmek biraz zorlayabilir mi yani acaba diye soru işareti oldu. Hani belki bu biraz abartı ama gerçekten özel hayatına ve sana çok fazla zaman kalıyor. Bu en cazip meselelerden birisi. Ama onun dışında karanlığa, işte sosyalliğin düşük olmasına bunları göze alarak yola çıkmak gerekiyor ki sonrasında büyük bir şaşkınlıkla karşılaşmasın insanlar. Hı-hı. Bu ikisinin dikkat çekici durumlar olduğunu düşünüyorum İsveç'e dair, İsveç özeline dair. Bir de birazcık benim hayal ettiğimde İsveç'e geleceğiz ve hayat şartlarım çok güzel olacak falan gibi bir yer vardı. Eğer para öncelikse Avrupa'da çok daha cazip farklı ülkeler var. Almanya, Hollanda gibi ülkeler. Ben cebimi doldurayım, euro kazanayım işte 10 sene sonra Türkiye'ye geleyim diyorsan İsveç çok doğru bir tercih olmaz. İsveç daha çok evet sana kaliteli bir yaşam sunuyor ama hani onu devlet şartları ve işte sosyal
desteklerle birlikte sunuyor aslında. Maaş artı sosyal yardımlarla çok iyisin. Ama Türkiye'de 8-10 ev yazlık... Yok öyle bir şey yok. Aynen. Zaten hani yasalar ve düzenlemeler de senin zengin olmanı çok destekleyen şeyler değil. Gerçekten o sosyalizmin biraz pırıltılarını hissedebiliyorsunuz bence. O zaman ülkenin ortalama gelirine baktığımız zaman Türkiye'ye göre daha dar bir dağılım çıkar. Evet, yani insanlar genel anlamda birbirine çok yakın. Yani operatörle bir müdürün yaşam kalitesi arasında çok fazla fark olmayabilir. Evet arkadaşlar, bugün Kuzey'den bir expat hikayesi izledik. Kutaycı sorularımızı cevapladı. Eğer merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altına yorum olarak yazın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Expat hikayelerimiz devam edecek. Görüşmek üzere. Teşekkürler, görüşürüz.